Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün yeni bir Tesla alacağız. O yüzden şimdi bulunduğumuz yerden yaklaşık bir 600 km uzağa gideceğiz. Biz şu an Oslo'dayız. Bergen tarafına doğru gideceğiz. Orada yeni 0 km'de Tesla aracımızı alacağız. Şimdi ilk önce bir 8 saatlik bir tren yolculuğumuz olacak. Trenle büyük ihtimalle konuşamayacağım, kalabalık olacağını bekliyorum. Ama oraya gittikten sonra anlatmaya devam edeceğim. Şimdi yola doğru çıkıyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Arabamızın teslimatı hazırlanırken biz de bu sırada Bergen'i biraz dolaşmak istedik. Şu an Bergen'in Ulriken Dağı'ndayız. Burası teleferikle çıkılıyor ve gerçekten çok muazzam bir manzarası var. Şu şekilde bir dağ manzarası var hemen arkamızda. Aynı zamanda şehir tarafını da çektim ben size ama orada konuşamadım. Çok fazla rüzgar vardı. Burada bir görüntü vermek istedim. Gerçekten çok muazzam bir nokta. Yukarı çıkış ve iniş fiyatı 360 kron. Ve bizim için çok mantıklı geldi buraya kadar gelmişken. Bu doğal manzarayı hatta bu şekilde göstereyim. Ya bu güzel manzarayı görmek için buna değer diye düşündük. Şimdi buradan doğru gideceğiz. Artık arabamız yavaş yavaş hazırlanmaya başlandı. Arabamızı teslim alıp ondan sonra uzun yolumuza başlayacağız. Şimdi çok daha fazla oyalanmadan oraya doğru gidelim artık. Artık arabamızı almak için biraz sabırsızlanıyoruz. Burası bu şekilde bir nokta. Evet, şimdi Tesla satış bayisine geldik. Aracımızı teslim almak için bize vermiş oldukları randevu saatine uygun olarak geldik. Şimdi bakalım aracımız hazır mı? Ne yaptılar? Biraz erken, bir 15-20 dakika erken geldik. Bakalım içeride video çekmeye izin verecekler mi onu da bilmiyorum. Uşağı bir sorar hemen 2 dakika. Ona göre şey yaparız. Şimdi arabalarımızı teslim almaya gidiyoruz. Bugün 2 Tesla birden alacağız. Arkadaşlarımız da alacak. İnşallah sorunsuz, kazasız, belasız evimize döneceğiz. Heyecanlıyız. Heyecan çok büyük. Yani önceki Tesla'mızdan sonra bu ilk sıfır Tesla'mız. Bakalım şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an artık Tesla bayisine geldik. Heyecanlı, hatta arabamızın yanında birileri var. Bakalım ne olacak. Evet, arabamızı şu an teslim aldık. İki arabada. Şu an arkamızda. İkisi de kırmızı. Yine Tesla Model 3 aldık. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi Tesla Model 3'ten çok memnunduk. Sadece bizim taksilendirme kampanyasından yararlanmak istedik ve yararlandık. Şu an işte son teslimatı yapıyorlar. Arkadaşlar Tesla kullanmadığı için onlara şu an bir ön bilgilendirme geçiyorlar. Bize herhangi bir bilgilendirme olmayacak. İşte şu an ruhsat numarası vesaire onlara bakıyorlar. O kadar. Yani şu an arabamızı aldık. İşte son bir teslimatı bekliyoruz. Şimdi arabanın içine gideceğiz birazdan. Şöyle son kez arabanın kırmızısını da göstereyim. Gerçekten tercih etmeseydiniz bu oldu işte. Kırmızı rengi. Şimdi içine geçelim. Detayları bahsedeceğim. Arkadaşların arabasında şurada şöyle ufak bir çizik çıktı. Şimdi ona müdahale ediyorlar. Bizim araçta herhangi bir problem çıkmadı. O araca bir servisteyken herhalde bir müdahale olmuş. Ve şimdi teslim alıyoruz şu an. Artık son teslimat daha yapılıyor. Uşağı giriyor şu an içine. Neyse adamı çok çekmeyeyim de sıkıntı olmasın sonra. Teslim aldık artık. Teslimatı yaptılar. Yani açıkçası yaklaşık 1 dakika falan sürdü. Yani hem zaten Tesla kullandığımız için çok bir fark olmadı. Bir de yine Model 3 aldığımız için ya bizim için ekstra bir şey olmadı. Tek fark şunu söyleyebilirim. Bizim model 2021'di Model 3.
şu ahşap burada bitiyordu. Yenisinde şöyle doğru uzatılmış. En büyük fark o. Bir de aynaya baktığımızda artık rengini net bir şekilde görüyoruz. Önceden gri'di, hiç farkında bile değildik açıkçası. Yani müthiş farklar ya. Gerçekten bize say bitmiyor. Araç anlamında pek bir farkı olmadı. Yani çok benzer bir durum. Aynı araç zaten, hiçbir yenilik yok. Bir aynı. Hatta Emine şey diyordum, sanki arabayı boyatmışız da aynı arabayla devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü birebir aynı. Yani şu çıtalar mutalar yani boş işler. Yani çok fark var mı diye düşünüyorum. Bir direksiyon ısıtması gelmiş ekstradan. Evet, o güzel. Onun dışında sürücü yan koltuğu, yani benim şu an oturduğum koltuktaki bel desteği gitmiş. Orada bir bel desteği belki var. Belki o bizim bir önceki arabada ekstraydı, onu bilmiyorum yani. Belki. Yani onu çok bilmiyorum ama şu an bizde yok. O gitmiş yani. O biraz üzdü. Onun dışında zaten birebir aynı araba. Bütün özellikleri aynı. İşte şöyle kırmızı bir şekilde gözüküyor. Yani şu güzel bir görüntü olmuş. Şuralar yine kadife yani. Malzemede hiçbir değişiklik yok. Bilmiyorum, belki bağlantı noktalarında. Çünkü şuralarda çok problemler olduğunu söylüyorlar. Model Y'de, Model S'de. Belki o anlamda bir yenilik olmuş olabilir ama onu biz gözle göremiyoruz. Şey yok. Açıkçası. Yani çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum zaten. Yani anlatacak pek bir şey yok çünkü zaten bir model için vardı. Anlatmıştım ben. Videoda uzun yol videoları da var. Tesla'nın bize verdiği hediyeden bahsedebiliriz. Bak Model 3'ten Model 3'e kadar. Evet. Bir de şöyle bir şey varmış. Tesla araç alırsan veya aldığın aracı satarsan sana bir sadakat puanı veriyor. Aracımızı sattığımız için, Tesla'yı satıp yine Tesla aldığımız için bize 3000 kredi gibi bir Tesla puanı verdi. Bununla da yaklaşık 1000 kilometrelik bir şarj, 1000 kilometrelik bir şarj imkanı sağlıyoruz size. Böyle bir güzelliği de oldu. Yani şimdi süper şarja gittiğimizde 1000 kilometreye kadar bedavaya şarj edebiliyoruz arabayı. Onun dışında başka da bir şey yok herhalde şu an. Ya dediğim gibi aynı araba, çok benzer bir araba. Hatta şöyle size bir geniş göstermek istiyorum. Şöyle genişten gösterecek olursam, diğer videoda gördüğünüz aynısı yani. En ufak bir fark yok. İyileştirmeler var mı? Var. Kablosuz şarj, iPhone telefonu iyi şarj edemedi. Özellikle kab olduğu zaman şu an hiçbir sıkıntısı kalmadı. Hemen şarj ediyor. Onun dışında ekran güncel. Belki yazılımı daha iyidir. Belki çözünürlüğü biraz daha iyidir. Ama önceki de çok iyi olduğu için bu farkları pek anlayamıyoruz. Diyeceğim size aktarabileceklerim bu kadar. Umarım sizlere de böyle bir araba nasip olur. Model 3 Türkiye'ye yakın zamanda geleceğine inanıyorum. Çünkü çok satan bir araç. Burada da yok satıyor. En kısa zamanda Türkiye'de gelip sizlerin de olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.